Herkese merhaba. Manşete hoş geldiniz. Günlerden 21 Aralık 2020 Pazartesi. 21 Aralık efendim en kısa günün en uzun gecenin olduğu tarih. Benim en sevmediğim tarihlerden biri. Açıkçası geceyi pek sevmiyorum. Aynı şekilde kışı, yağmuru, çamuru, karı, soğuğu da pek sevmiyorum. 21 Aralık'tan sonraki günler o açıdan daha mutlu oluyorum. Çünkü günler uzamaya başlıyor. Evet kış devam ediyor Ocak-Şubat ama e, Şubattan sonra artık yavaş yavaş çiçekler açıyor. Havalar biraz daha ısınıyor. Benim ruhuma daha iyi geliyor. Fakat Ocak-Şubat'ı böyle geçireceğiz. Öyle görülüyor. Avrupa e, Christmas, Türkçesi Noel, açıkçası Noel Fransızca ama... Yani e, sadece yeni yıl değil, bir dini ritüel aynı zamanda ama dini ritüelle yola çıkıp esasen gelenekselleşen ve bir tüketim çılgınlığına da dönüşen bir süreç bu. Noel tatili ya da Christmas, İngilizcesi Christmas. Esasen dini bir ritüel, Christmas yani İsa ayini manasına geliyor Türkçesi, ayin. 24 Aralık'ı 25'e bağlayan geceden bahsediyoruz. İsa'nın doğduğu rivayet edilen tarih. Esasen 1 Ocak değil yani. Miladi takvimi, takvimin başlangıcı. Christmas Eve yani Christmas are, are, arefesi, Noel arefesi deniyor. 24 Aralık'a, 25 Aralık'sa Noel günü. Christmas Day. Ve 25 Aralık'ta her şey duruyor. Yani benzin alacak benzinlik bile bulamazsınız. Su alacak bir büfe bile bulamazsınız. Normal günlerde de, normal zamanlarda da. Her şey duruyor ve insanlar evlerine kapanıyorlar. Böyle işte Hindili bir... Ee, Noel yemeği yeniyor efendim. O gün ailelerin toplandığı bir e, konu. Daha çok Hristiyan, Katolik inancı için söylüyorum. Ortodokslarda, Yahudilerde farklı günler var. Haliyle, e, tabii bir de Noel Baba figürü var. Bizim Demre'de, e, Antalya Demre'de e, Aziz Nikola'dan hareketle neyse Santa deniyor İngilizce'de. Bir de Noel Baba e, figürü var. Ho ho ho. Onun geyiklerin çektiği bir kızağı var. Artı bir Noel ağacı var. İşte Noel Baba'ya Father Christmas deniyor. İşte e, ne bileyim e, Christmas Tree, Noel ağacı. Şimdi bunların hepsi de farklı şeyler. Yani Noel ağacı bir yerden gelmiş. işte e, geyiklerin çektiği kızak bir yerden gelmiş. Noel Baba figürü bir yerden gelmiş. Hepsini birleştirmişler. Ortaya böyle bir Christmas kültürü, Noel kültürü çıkmış yani biraz dini inançlardan almışlar, biraz geleneklerden almışlar, biraz da birileri üretmiş. Yani gerçekten her biri bir yerden gelmiş. Baktığınızda zaten çıkamazsınız işin içinden. Ve ağırlıklı olarak son bir asrın, hatta son ağırlıklı olarak 40-50 senenin konusu olmuş. Hollywood filmlerinin etkisi var bunda. Vesaire. Şükran Günü gibi bir şey yok Avrupa'da. Şükran Günü yemeği Kasım'ın son haftası yenen bir yemek o sadece Amerika'da olan bir ritüel. Orada da hindi yeniyor. E, fakat Şükran gününde Şükran gününün sonrasında Black Friday Alışveriş çılgınlığı günü Avrupa'da var dünyada da var Şükran yemeği yok Amerika'dan farklı olarak Christmas'ın arkasındaki Günde Boxing Day yani Kutulama günü gibi Akla gelebilir ama alışveriş günü diyelim e, Alışveriş Anlamında orada da bir indirim Vesaire oluyor bütün bunların hiçbirinin Şeyle alakası yok yeni yılla alakası yok Efendim Yeni yıl başka bir hikaye. 31 Aralık'ı 1 ocağa bağlayan gece. Ama e, Türkiye'de bu böyle pazarlanıyor. İşte yeni yıl batı adetidir, şudur budur falan filan. Bütün bu bahsettiğim Christmas, Noel hikayeleri yeni yıldan bir hafta önce olup biten hadisedir. İşte onun haftasını yaşıyoruz şu anda. Ve e, ondan dolayı zaten normalde her yer duruyordu. Herkes evine kapanıyordu. Ve iki hafta boyunca gerçekten e, adeta bir kış uykusu falan hüküm sürüyordu. Şimdi pandeminin de etkisiyle bu biraz daha erken harekete geçti ve hükümetler bunu da fırsat bilip 2-3 hafta zaten Noel tatili var tam anlamıyla kapatalım. Okullar da kapanıyor zaten işte iş yerleri de kapanıyor insanlar da biraz evine kapansın ki bu işi aşağı çekelim demeye başladılar. Fakat her ne önlem alınırsa alınsın gelen 2021'in çok da 2020'den farklı olmayacağını öngörebiliriz. Yukarıda 2020 var maske maske. <laughs> Aşağıda da 2021 çok güzel. Maskeyi e, sıfırın yerine koymuşlar. Aşağıda ama birin yerinde aşı var. Evet aşı var doğru ama aşı bu işi çözmüyor. E, bakacağız sırayla. E, mutasyondan bahsediliyor İngiltere'de e, ve ben İngiltere'de olduğum için o konuda da size biraz yerinden haber vereceğim. Nedir ne değildir bu? ...ve 2021'de bizi neler bekliyor? Biraz bunlara bakacağız. Ama pişkinliğin sonu yok dedik. Bunların bunun pandemi ile alakalı olan tarafı var ama alakalı olmayan tarafı da var. Bugün manşette biraz bu konulara bakacağız. Kapak fotoğrafında da dile getirdiğimiz esasen 2020-2021 bu pandemi grafiği ile ilgili olarak da esasen bir ekonomi grafiği de yapmak gerekiyor. Enteresan bir şey e, olmuş efendim. Şimdi şu e, fotoğrafta Recep Tayyip Erdoğan bir ekmek e, fırınını e, ziyaretinde görülüyor. E, önceki gün e, çekilmiş bu fotoğraf karesi. E, Üsküdar'da bir fırın. E, alışveriş yapıyor. Alışveriş yaptığı fırının e, sahiplerinden Yılmaz Yıldız. ...neler aldığını söylüyor Cumhurbaşkanı'nın. Alman ekmeğinden aldı, simit çeşitlerinden aldı... ...haşhaşlı sokak simidi, pastane simidi... ...hepsinden birer tane aldı, siyez ekmeklerimizden aldı... ...Alman çavlarından aldı, diyor. Habersiz geldi diyor. Mutlu olmamak mümkün mü filan diyor. Cumhurbaşkanı ağırladığı için de mutlu. Hatırlayın, e, tabii Cumhurbaşkanı ekmek fırınına niye gitti... Ya da işte neden böyle bir alışveriş yaptı, neden böyle bir görüntü verdi bilemeyiz. Hatırlayın, MHP lideri Devlet Bahçeli, Askıda fırın, şey Askıda ekmek kampanyası başlatmış ve bu esasen ekono, yani insanlar ekmek alacak durumda değil, ekmek alacak hali yok. İşte siz de böyle Askıda ekmek uygulaması yapın ki demişti pastanelere, fırınlara, marketlere neyse insanlar o askıdaki ekmekten ihtiyacı kadar ekmeği alsınlar evlerine götürsünler açlar, fakirler, yoksullar. Sonra da bundan vazgeçmişti. Esasen iktidar ortağı, Cumhur İttifakı'nın ortağı, MHP'nin ve Bahçeli'nin böyle bir şey yapması son derece düşündürücüydü. Yarın ortaya çıkar. Esasen bayağı bir anladık da. Erdoğan buna karşı çıkmıştı üstü kapalı olarak. Bırakın Allah'ınızı severseniz böyle bir şey var mı Türkiye'de? Yani bugün evine ekmek götüre, götüremeyen biri var mı Türkiye'de ya falan gibi böyle inanıyor musunuz bunlara falan gibi karşı çıkmıştı. Hatta Malatya Servis Odası Başkanı'yla da tartışmıştı. Eve, eve ekmek götüremiyoruz Cumhurbaşkanım dediğinde ben bunu biraz abartılı buluyorum demişti. Sonra da Malatya Servis Servisçiler Odası Başkanı'na söyledikleri tükür, yalatılmıştı tükürdüğünü yalar meselesi gibi. Ayıp yani tuhaf bir ülke yani gerçekten. Yani Cumhurbaşkanıyla medeni bir tartışma yapıyor. Eve ekmek götüremiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım diyor. Sorunlarımız var diyor. İşte bir dosya takdim ediyor. Verdim o zaman bunu burada. Yani işte bu dosyanın içerisinde diyor taleplerimiz var falan diyor. E yani niye Cumhurbaşkanı'na veriyor bunu? E tek yetkili o da onu biliyor yani. yani. En azından bir şekilde diyor sesimi duyurabilirsem belki ben de kendi üyelerime kendi üyelerim için bir şey yapabilirim. Eve ekmek götüremiyoruz diyor. Küfür yok, hakaret yok, bir şey yok. Yani bir durumu ortaya koyuyor. Sonra da bu söylediğini yalattılar adama yani. Tuhaf. Belki de Erdoğan'ın bu tür konularla yüzleştiği bir bölümdü. Yani yarın öbür gün gerçekten o diyalog Türkiye'de mühim e, köşe taşlarından biri veya dönemeçlerden biri olarak anılacak. E, dönelim biz Üsküdar'daki ekmek fırınına. Her şey böyle cereyan ederken kimsenin dikkat çekmediği bir şeye akıllı Twitter kullanıcıları ve sosyal ağlarda bu işlere kafa yoranlar e, dikkat ediyorlar efendim. Askıda Ekmekle girdik, Malatya'yla devam ettik. Tekrar Üsküdar'daki Ekmek Fırınına dönelim. Bu Ekmek Fırınının şöyle Erdoğan'ın hemen arkasında kalan bölümünde bir pano var ve bu panoda dikkat ederseniz çarpı işaretleri var. İşte bu çarpı işaretleri Askıda Ekmek uygulaması ile ilgili. Yani bir müşteri fırına geliyor ekmek alıyor ve oraya çarpı da bulunarak yani ben diyor askıda ekmek uygulamasına işte efendim iki ekmekle katılıyorum, beş ekmekle katılıyorum. Parası da bu diyor ve oraya çarpı atılıyor. Ve haliyle askıda kaç ekmek olduğu böylece anlaşılmış oluyor. İhtiyacı olan geldiğinde o çarpılardan silinerek neyse onun hesabı görülerek fırın veya işte ekmek satan bayi neyse bunun hesabını görüyor. İşte bu kadar müşterimiz geldi ve bize şu kadar tahtada görüldüğü gibi askıda ekmek bağışladı ve işte şey tahta boşalınca elbette askıda ekmek kalmıyor. Askıda ekmek anlamında güzel bir şey. Yani aslında esasen askıda ekmek yok. Parada çarpı işaretleri var. Bağışlanmış ekmekler var. Ve insanlar geliyorlar, panodaki çarpı işaretlerine bakıyorlar. Bağışlanmış ekmek var mı? Var. Bana oradan iki çarpı, üç çarpı verir misin? Gözden kaçan bir detay ama önemli. Ne almış efendim reis bu fırından? Bir kere daha söyleyelim. Alman ekmeği almış. Simit çeşitleri almış. Haşhaşlı sokak simidi almış. Pastane simidi almış. Siyez ekmeklerinden almış. Bir de Alman çavdarı almış efendim. Şimdi pişkinin sonu yok derken geçelim. Geçen hafta burada da konu etmiştik. Sahte diplomayla sistemi tuş etmiş diye manşet olmuştu Hamza Yerlikaya Cumhurbaşkanının baş danışmanı. Ve daha sonra bu sahte diploma ortaokul mezunu Hamza Yerlikaya sahte lise diplomasından dolayı mahkemede yargılanıyor ve efendim şey yapıyor. mahkemede sahteciliği tescil ediyor. Hamza Yerlikaya ağzına geleni söyledi bu konuda iddialar, iddiada bulunanlara. Biri de işte efendim Engin Özkoç. De, e, böyle ne derler hakaret, küfür dolu tweetler yazdı. İşte efendim ne diyor ki? Diplomasız olduğumu ispat edemez, ispat edersen, dört maaş aldım ispat edersen falan. Yani Vakıf Bank Yönetim Kurulu üyesi, sarayda baş danışman, milletvekili yaptı. Oradan gelen bir şey var. E, Adam her yerde şey, maymuncuk gibi şey değil. Dört değil belki de üç maaş alıyor bilmiyoruz yani. Orada özellikle dört yazmış. Neyse bunların önemi yok. Bazı Bir de şöyle bir şey moda oldu biliyorsunuz. Bir yerlerde yönetim kurulu üyesisiniz. Ben oradan maaş almıyorum diyorsunuz. Ya da maaşı e, infak ediyorum, bağışlıyorum diyorsunuz. Böyle bir şey var. Sonra da sabah kaşesi diplomalarını yayınlamış. Bu lise diplomasıymış. Bu lisans diplomasıymış Burdur Eğitim Fakültesi'nden. E, lise mezuniyeti 2004. 4 sene sonra 2008'de de lisans diploması almış. Dikkatinizi çekerim Yani sahtecilikten sonra bir lise diploması ediniyor sahte olmayan. E, sonra e, 4 sene sonra bekleme süresi bu Burdur Eğitim Fakültesi'nde bir lisans diploması alıyor. Muhakkak Burdur Eğitim Fakültesi'ndeki arkadaşları Hamza Yerlikaya'yı hatırlıyorlar. Sonra hızını alamıyor. 2019'da bir de yüksek lisans yapıyor efendim. Bu da onun diploması. Şimdi Cumhuriyet'teki haber şunu söylüyordu. Diyordu ki: "Bu Hamza Yerlikaya sahte diplomadan hüküm giydi." Ve karar da mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir denildi. Sahte lise diploması kullandığı ortaya çıktı cezadan nasıl kurtuldu? Mahkeme hükmü erteledi. Daha sonra siz işte bu diplomaları almış olsanız bile lise, işte lisans vesaire, yüksek lisans. Daha sonra siz bunları almış olsanız bile orada sahtecilik yaptığınız duruyor mahkeme kararında. Bu diplomalarınız gerçek olsa bile, yasal olsa bile mahkemeyi ve adaleti yanılttığınız veya işte sahte diplomayla birilerini yanılttığınız ortada. Sahte, sahte diplomadan hüküm giymişsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işe böyle bakacaksınız. Sonrasında gösterdiğiniz dört tane diplomanın dördü de gerçek olsa bile öncesinde böyle bir mahkeme kararı var. Ben buna bakarım. Mesele de budur zaten. Yavuz Ohan diyor ki Hamza Yerlikaya'nın yaptıklarını bir CHP milletvekili yapsa Bırakın milletvekilini küçük bir belde başkanı yapsa şimdi ortalık toz dumandı. Sabah akşam televizyonlarda yayınlar yapılıyor. CHP'nin nasıl sahtekar olduğu anlatılıyordu. Haksız mı? TR 724 manşet yasaklar israf ve işte yeni Türkiye. İlker Doğan'ın haber analizinde sahte diploma meselesi var. Vakıf Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Hamza Yerlikan'ın Kaya'nın lise diploması ile alakalı. İşte Hazine Maliye Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni tarafından feci tepki şekilde dövüldüğü iddiası Ekrem Dumanlı tarafından TR724'te dile getirildi. Videosu var. Geçen hafta yayınlanmıştı. Ben seyrettim. Siz de bakabilirsiniz. Dünya Bankası verilerine göre dünyada en fazla kamu ihalesi alan ilk 10 şirketten 5'i Türkiye'de. 5'li şete o zaten. Yani Türkiye 5 holdinge çalışıyor. Yalan değil. Türkiye vatandaşları da 5 holdinge çalışıyor. O holdinglerin patronu da zaten Erdoğan. Vatandaşlar için kuru ekmek yiyorlarsa aç değillerdir diyen AKP'li vekilin yediği kebapları belediyeye fatura ettirdiği teşbih edilmiş. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk günlük 15 TL ve daha az gelirle yaşayanların sayısını sıfırladıklarını övünerek anlatmış. Falan. İşte yeni Türkiye. Çıplak araba meselesi de var geleceğiz ona. Ömer Faruk Gergerlioğlu çıplak arama meselesini gündeme getirdi ve yüksek sesle yapayalnız. 600 milletvekili olan mecliste gerçekten bir kişi. Yani yanına artık sağına sonuna başka bir milletvekilini koymuyorum. Maalesef vardı yakın zamana kadar ama artık onların da sesi çok fazla çıkmaz oldu. Çok üzgünüm. Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi hep söyleniyor, başkaları da söylüyor. Ben bir kere daha altını çizeceğim. Yani 50 tane milletvekili olsa fazla değil, 50 tane milletvekili olsa bambaşka olurdu biliyor musunuz? Tek başına. Bir insan hakları, hakları savunucusu, sağı solu, cemaati Kürdü, LGBT'yi, işte efendim Ermeni'yi, Rum'u hiçbirbirinden ayırmıyor. Alevi'yi, insan hakkı ihlallerinin karşısında tek başına mücadele ediyor. Topluma çağrımdır. Çıplak aramayı gündem ettim diye yalancılıkla suçlandım, iftiralara uğradım. Bir de utanmayıp hakkımda suç duyurusunda bulundular. Allah'a şükür arkamda devlet değil, millet var. Alnım açık, hep beraber bu tacizi artık bitirelim, geri adım atmayalım diyor. Zülfü Livaneli, yanındayız Ömer Faruk Bey demiş. Yani mahalle durdu, 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 durdu. Yani çok tuhaf bir şey. Ya çıplak arama, sadece cemaatle de değil kardeşim, başörtülü kadınlar bunu çıktılar, üçü beşi ee, çektikleri videolarla anlattılar, anlatma cesareti gösterdiler değil. Yılınla müesser Yıldız gazeteci yazmış, ben de tanık oldum diyor. Bakın. Onu ekrana getireceğim şimdi. Ben de tanık oldum diyor. Çıplak aramanın tanığıyım. O da TV'de yazmış. İki şey için bekledim. Birincisi yetkililerin kimi söylediğine değil neyin söylendiğine bakarak toptancı reddi anlayışı yerine bu ciddi bir iddiadır. Derhal gerekli inceleme araştırmaları yaptıracağız diyerek makul tavır göndermesini. ikincisi Adalet Bakanı'nın açıklama yapmasını. Hürriyet'teki habere dikkat çekmiş, ona da bakacağız. Aynen şunu söylüyor, o da TV yazarı Müesser Yıldız. Polisi bilmiyorum ama maalesef cezaevinde bu uygulama var. Polisi bilmiyorum dediği nezarette yapılan, emniyette yapılan. İstisnai falan değil, cezaevi tabibince de yapılmıyor. Tanıyım diyor. İstisnai değil, herkese yapılıyor kadın, erkek ve her tür tutukluya, hükümlüye. Cezaevi tabibince de yapılmıyor. Cezaevi doktoru, revirince de yapılmıyor. Gardiyanlar yapıyor diyor yani. Hürriyet'te haber. Çıplak arama tartışması. Bakın. Genital bölgede uyuşturucu soktular işte Adalet Bakanlığı bu sebeple. Ya al içeri aldığınız insanların ne uyuşturucu yani şimdi yönetmelik de açık. Yönetmelik diyor ki, Hürriyet'in yayınladığı yönetmelik. Hükümünün üzerinde kuruma sokulması, bulundurulması, yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ciddi emarelerin varlığı. Makul ve ciddi bir emare olursa bir uyuşturucu operasyonu yaparsın falan. Onu kastediyor bir anlamda da. Kurum en üst tabirinin gerekli görmesi halinde çıplak olarak veya beden çukurlarında aşağı belirtilen usullere göre arama yapılabilir. Hepsinde yazmışlar. Üst, otur kalk yapılır işte genital organlara bakılır vesaire falan. İşte bu yönetmeliği alıyorlar herkese teşmil ediyorlar. Uyguluyorlar, yayıyorlar. Herkese uyguluyorlar. Ayıptır, günahtır, zulümdür, utançtır yani. Takvim bir görüntü yayınladı. Yayınladığı görüntülerde onu vereceğim. İşte diyor ki HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun çıplak arama yalanı elinde patladı. İşte o görüntüler. Şimdi öncelikle bu görüntüleri yayınladıkları için teşekkür etmek lazım. Çünkü görüntülerde Emniyet Nezarethanesi var. Ve Emniyet Nezarethanesi'nden böyle görüntüler yoktu. Dolayısıyla böyle görüntüler arşive de mühim bir katkı sunuyor. Emniyet nezarethanesinden ki bu nezarethane şeyleri de bir parmaklıklı olanlar. Orada zaten arkasında polis yazan yani yeleğinin arkasında polis yazan kadını gördünüz. Yani orası bir polis nezarethanesi. Başörtülü kadınlar özellikle belli ki kadınların tutulduğu nezarethane. Şu demir parmaklıklar yan yana nezarethaneler. Ben üç kere nezarethanede kaldım. Orada da yattım. Bir cezaevi hayatım yok ama ne ce, e, nezarethane hayatım var bilirim. Bunlar nezarethane efendim. Cezaevi hücresi, cezaevi falan değil. Zaten altında sağ alt köşede de yazıyor nezarethane diye. Bir kadınlar nezarethanesi olduğu da açık. Başörtülü kadınların ne koşullarda tutulduğunu görüyorsunuz. Şimdi diyor ki görüyorsunuz çıplak arama yok. Ya arkadaş kastedilen cezaevleri, nezarethaneler değil. İki, Bu nezarethaneler de olmuş olabilir siz bir nezarethanenin görüntüsünü bak böyle bir şey yok diye yayınladığınızda bütün nezarethaneler e, şeye mi çıkmış oluyor, temize mi çıkmış oluyor? Bir, kastedilen olay cezaevi, tutuklu ve hükümlerle ilgili. İki, e, polisle ilgili değil iddialar. İki, polisle ilgili de olabilir. Velev ki polisle ilgili de böyle iddialar varsa... Siz yayınladığınız 2-3 tane nezarethane görüntüsüyle bak işte yok görüyorsunuz iyi muamele ediliyor bütün nezarethaneleri, bütün cezaevlerini canlı takip edebilecekleri e, hukukçuların veya ilgililerin bir sistem kurun ve insanlar oradan baksınlar. Hani ancak böyle. Bir şeyin yokluğunu, bir şeyin yokluğunu böyle ispat edemezsiniz. Çektiğiniz bir iyi görüntüyle. Çektiğiniz bir düzgün görüntüyle. Evet. Sonra da diyorlar ki işte al sana gergerli oğlu. Aklıma böyle bir şey de şey geliyor. Hmm. Beyaz hoca vardı Zekeriya Beyaz hatırlar mısınız? Zekeriya Beyaz beyaz şova çıkmıştı. Beyaz orada eee beyaz Dostluk Zekeriya Beyaza şunu sordu. Dedi ki: "Ya işte hocam, köpek beslemeyle alakalı işte efendim İslam'da bunun olmadığı veya İslam'ın köpek köpeklere karşı işte bir takım hükümler oldu falan söylüyor. Ne diyorsunuz?" Zekeriya Beyaz şu örneği vermişti. Şimdi efendim diyor bir gün diyor peygamber efendimiz diyor uyurken diyor işte diyor cübbesinin diyor üzerinde diyor kedi uzanmış diyor. O kediyi rahatsız etmemek için uyandığında diyor o bölümü kesmiş ve öyle kalkmış. Bir alkış kopmuştu hiç unutmuyorum Beyaz TV stüdyosunda. Şey Beyaz Show stüdyosunda. Ya sana köpeği soruyorlar sen kediyle örnek veriyorsun. <laughs> Kimse de bunun üzerinde durmuyor. Her neyse şimdi ee, şey... Bu da onun gibi sana cezaevlerini soruyorlar, sen nezarethaneyle örnek veriyorsun yani. Yılmaz Odabaşı, başörtümüz çıkarıldı, saçlarımız görü saçlarımız görünmemeli diye geldiler. Ülkeyi insanını anadan doğma soydular diyor ki. Yılmaz Udabaşı da Twitter mesajlarına bakın. Kendisinin de çıplak arandığını ve başına neler geldiğini çok detaylı anlatıyor. Soydular diyor. İtiraz ettiğim halde diyor, soydular vesaire. Abdurrahim Karslı'ya sormuş Eyüp Doğan. Ya Abdurrahim Bey diyor niye sesiniz çıkmıyor bu çıplak arama iddialarına? Duymuyor musunuz bu sesleri diyor filan. Nifak her yerinizden akıyor diye de devam etmiş. O da duydum fakat herkese ve her şeye özellikle fasıklara inanmıyorum demiş. Abdurrahim Karslı gerçekten hani suret haktan görünen bir isim ama yani bilemiyorum dikkat etmek <laughs> gerekiyor belli ki. Yani fasıklara da inanmıyorum yani ya bunu... Sadece cemaat mensupları falan ithal söylemiyor ki yani. Bunu A'dan Z'ye, solu sağı, Türkiye'nin bütün mahalleleri bunu teyit ediyor yahu. Teyit ediyor. 20 yaşındaki genç kızlar da, 60 yaşındaki kadınlar da, erkekler de. Hemen her aşamada teyit ediyorlar yahu. Bu hep vardı diyorlar. Gezi eylemlerinden sonra da tutuklananlara, gözaltına alınanlara neyse bu yapıldı diyorlar. Anlatıyorlar. Bu işin gezicisi, fütücüsü, şusucusu, bucusu yok. Fasıklara inanmıyorum ama çıplak arama ile ilgili konuşan herkese siz fasıksınız, siz günahkarsınız, sizin dediklerinize inanılmaz, sizin ipinizde kuyuya inilmez diyor. Al buyur. Ekranlarında Abdurrahim Karslı'yı profesör doktor sıfatıyla ağırlayanlara ağzının içine bakarak ona sorular sorup ondan böyle e, onun anlattıklarıyla aydınlananlara selam olsun yani bir şey demiyorum. Anadolu Ajansı hemen operasyon haberi geçmiş. Uşak'ta da işte benzer iddiaları dile getirmişti. Çıplak aramayla ilgili Gergerlioğlu hemen suç duyurusunda bulunmuş falan filan. Arkadaşlara bakar mısınız böyle? <laughs> böyle Tim harekete geçti falan. Diyorum ya bir kişi var. Bir kişi. Yani Ömer Faruk Gergerlioğlu. Başka yok yani. yani. Yedeği yok. Fabrika yapacaklarına 7 yılda tam 141 cezaevi yapıldı. Sözcü. Geçelim korona haberlerine. Mutasyonlu virüs pa paniği e, yeni birlik sür manşetten İngiltere Sağlık Bakanı'na atfen yayınlamış. E, mutasyona uğradı İngiltere'de virüs ve bu resmi yetkililer tarafından açıklandı. E, bunun üzerine de İngiltere'de önlemler fena halde artırıldı. O arada başta Hollanda, Belçika, olmak üzere İngiltere'nin komşuları diyebileceğimiz. Çünkü arada bir Manş Denizi var. Çok 30 30 millik veya 30 kilometrelik bilemiyorum. Çok dar sayılabilecek bir Manş Denizi'nin hemen öbür tarafında. Hem feribot bağlantısı hem tren bağlantısı hem uçak bağlantısı olan en yakın komşuları İngiltere'nin. İngiltere ile seyahat sınırlaması getirdi ve gömrük kapılarında tırlar falan birikti. Yani uzun tır şeyleri oldu kuyrukları var ve tedarik sıkıntısı falan baş gösterdi. Zaten ay sonundan itibaren baş gösterecekti bir Brexit'ten dolayı. Avrupa Birliği'nden neredeyse anlaşmasız çıkıyor şu anda İngiltere bilemiyorum 10 gün sonra. Ve bir anlamda bütün ticaret bu kesiliyor demek yani şeyle. Avrupa'yla ve pek çok açıdan Avrupa'ya bağımlı İngiltere. Hem gerek ham madde açısından, gerek gıda açısından, gerek başka şeyler açısından. Bu olay 10 gün, 10 gün beriye çekilmiş gibi bir şey oldu mutant covid pan paniği diye karar görmüş. %70 daha hızlı yayılıyor. Adadan Hollanda ve Belçika'ya sıçramış. Alarm durumuna geçen 3 başkent acil koduyla kapılarını kapattı diyor. Türkiye'den de ve başka pek çok ülkeden de İngiltere'ye seyahat sınırlamaları getirildi. Yani oradan kendi ülkelerine gelen veya kendi ülkelerinden İngiltere'ye giden uçaklar veya seyahat neyse yasaklandı efendim. ikinci bir emre kadar. Bu olay doğru. Bu olay doğru ve bunun ne olduğu şu anda anlaşılmaya çalışılıyor, çalışılıyor. Alman bilim adamları geliştirilen aşının bu konuda da yararlı olduğunu söylüyorlar. Yine RNA tabanlı olarak geliştirilen Pfizer Biontech aşısının o RNA tabanlı olarak geliştirildiği için yeni mutasyona uğramış virüsün kodlarına göre bir güncelleme yapılarak piyasaya sürülebileceği söyleniyor. bilemiyoruz ne olacak. Ee İngiltere'de Londra tüm Londra ve Londra'nın güney doğusu sıkı önlemlerle karşı karşıya birkaç gündür katı seyahat sınırlamaları var. Sadece işte ekmek almak için veya zorunlu gıda alışverişi için, alışverişi için marketlere gidip gelmek serbest. Bir de işte yürüyüş yapabilirsiniz falan kendi başınıza. Herkese evde kalması öneriliyor. Tabi bunda Noel tatilinin 2-3 2 hafta sürecek Noel Noel tatilinin getirdiği bir e, hükümetlere rahat önlem alma e, fırsatı da var. Bunu da e, gözden uzak tutmayalım. Ne olacak bilmiyoruz. Biz zaten oturduğumuz yerde oturuyoruz epey bir zamandır. Bir yere gidip geldiğimiz yok. Bizi etkilemiyor. Ama e, olay zor. Yani e, mesele tek başına demek ki aşı da değilmiş yani. Kaldı ki aşı random bir şekilde uygulansa bile uzun sürecek bir süreç yani epey uzun sürecek bir süreç. Türkiye'de aşı kıtlığı var demiş halk sağlığı uzmanı Ahmet Saltık. Nüfusuna yeterli miktarda aşıyı halen sağlayamadı. Ya sağlanan aşı da daha da zaten faz 3 testlerini bitirmedi. O gelse bile 50 milyon doz aşı. Yerli aşı olurum ama koşulları var demiş İstanbul Tabip Odası Başkanı. Evet, bu da konuşuluyor. Olurum olmam. Olun yani. Ne ya ne yapalım? Belki de işte Türkiye'de geniş bir denek modeline gidecekler. Yani insanları aşılayarak bakacaklar. Yani belki üçüncü fazın bitmesini bekleyecekler mi beklemeyecekler mi bilmiyorum. Ya da üçüncü fazın son bölümünü Türkiye halklarına mı uygulayacaklar bilmiyorum. Yani olmamaktan daha iyi diye düşünüyorum. Yani bir takım komplikasyonlar olacaklar olacaksa da bilemiyorum. Yani insanlar ölmeye başladılar. Yakınları ölüyor. Canları ciğerleri gidiyor yani. Ya da çok ağır geçiriyor hastalığı. Bilemiyorum yani. Ama şunu göreceksiniz. Aşıya inanmayan oranı her yerde var. İngiltere'de de var, Amerika'da da var. Ben bu aşıya inanmıyorum olmayacağım diyenlerin oranı. Bütün ülkelerde de göreceksiniz. Toplumun güvendiği önde, öndeki kimi insanlar şey yapacaklar. Sıraya girecekler ve aşı olacaklar. Olun bak biz de oluyoruz falan diyecekler. Bu tartışma bitmez. Aydınlık aşı hepimizi korur demiş. Yan tarafında da Çin bin yıllık yoksulluğu nasıl sollandırdı diyor. Aydınlığın derdi ulusalcı, perinçekçi, çinci neyse yönünü Rusya ve Çin'e dönmüş. Perinçek'in, aydınlıkının aşıyla ilgili haberinin nedeni Çin yani aşı değil. <laughs> Mesele Çin'e destek çıkmak orada. Mutasyon paniği, aşıya acil onay verilebilir haberi dikkat çekici. Belli ki biraz evvel söylediğim hikaye. Bu haber Yeni Şafak'tan. Mutasyon paniğine değil de alttaki aşıya acil onay verilebilir başlığına dikkat çekin. Bir acil onay gelebilir ve e, ya faz 3 ile falan bizi oyalamayın hadi dalalım şu ana kadar bir şey olmadıysa bundan sonra da herhalde olmaz deyip falan. E, biz 11 Aralık diye de vatandaşa söz vermiştik üzerinden 10 gün geçti bak yani sözümüzü de tutmamız lazım falan gibi bir, bir dümen dönebilir yukarıda. Onu söyleyelim yeni şafak zaten onaya yol, yol yapmış. İngiltere'ye Wuhan muamelesi diyor. Gazete pencere doğru Wuhan muamelesi görüyor İngiltere virüsün çıktığı şehirdi e, Çinde Wuhan. Biz evdeyiz ama orada kimse var mı? Yok kardeşim yok. Bülent Çelik karikatürü gazete pencereden yok. Biz evdeyiz ama orada kimse var mı? Yok. Bu kısmen bütün ülkeler için geçerli. Bazı ülke 10 üzerinden 8 yönetiyor bu işi. Ülke, bazı ülke 10 üzerinden 4 üretiyor. Bazı ülke 10 üzerinden 1 yönetiyor. Bazı ülkelere not verilecek bir doğru hareket bile yok. Ama böyle yani. Mutasyon alarmı aşı konusunda net değiliz. Ipsos Milliyet için araştırma yapmış. Son dönemde diyor aşı yaptırmam diyenler artmasa da aşı yaptırma konusunda kafası net olmayanların oranı arttı. Sağlık Bakanı yalanlarından biri diyor ki efendim dünyaya şeffaflık eleştirisi yöneltmiş Fahrettin Koca. Biz hasta sayısını vaka sayısından bağımsız olarak açıklıyoruz. Oysa ki birçok ülke açıklamıyor. Dolayısıyla hangi ülkenin hastası daha çok bilmiyoruz. İçinizden geleni söyleyebilirsiniz. Bir 3 saniye bekleyeceğim. Diyeceğinizi deyin geçiyorum. Benim diyeceğim şeyleri şu anda burada söylersem YouTube kurallarına muhalif şeyler çıkabilir ağzımdan. Dediniz mi? Tamam geçelim. Uğur Dündar demiş ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşının geleceğini açıkladığınız 11 Aralık tarihinden bu yana 10 gün geçti ama ağası gelmedi aşının. Faz 3 çalışmaları neden sonuçlanmadı? Başka ülkelerdeki faz 3 sonuçları neden oldu? Ne oldu? Bilimsel dergilerde niçin bir yayın yapılmadı? Cevabınız yok mu? Güzel sorular. Ve bunu soran Uğur Dündar 80 yaşına yaklaşmış bir isimdir. Ve bunu soran Uğur Dündar Mart ortasından beri evinde izole. Sokağa bile çıkmıyor. Cumhur İttifakı'nın lüks araç sevdası Cumhuriyet. Daha önemlisi de 9 milyon emekli açlık sınırında arkadaşlar yani. Bir kariyer yapıyorsunuz, bir iş yapıyorsunuz, emek emek bir işte bir şey yapıyorsunuz falan. Ne çalıştığınız sırada ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz ne de emekli olunca. Geçen bir sağlık çalışanı tıp okulunda okumuş. Bir belki 10-15 yıl geriye doğru bir geçmişi var falan. İşte diyor markete gittik diyor. Çocuğumun istediği basit bir şey alacak param yoktu diyor. Ne yapacaksınız yani? Okumuşsun, eğitimini almışsın, bir kariyer yapmışsın, özenilen, parmakla gösterilen bir işin var ve çocuğun istediği basit bir şey alacak para yok o sırada cebinde. Bırak devleti, hükümeti filan. Hayata küsersin yahu. Bunun için mi dersin yani? Ne uğruna dersin? Cumhur İttifakı'nın lüks araç sevdası. Ona gelinceye kadar neler var ey cumhuriyet? Bakın işte, tek usulleri usulsüzlüğü okuyalım da. Sesi altı alt ark altta ç, çalgı çengi var yani işte bak, bu vatandaş müzik yapıyor arkada da işte orkestra göreceksiniz. Evet. Konu ne? Geçen hafta 17 Aralık Erdoğan Irak Başbakanı Mustafa el Kazimi onuruna verdiği ziyafet. Bakın burada da Erdoğan konuyla. Koronavirüs önlemleri unutulmuş. Arapça müzik eşliğinde lay lay lom. Evet. Millet aç perişan. Arapça müzik eşliğinde verilen Irak Başbakanına ziyafette Cumhurbaşkanı konukları ne sosyal mesafe var, ne bir önlem var. Masalardaki sandalyeler arasında boşlukta bırakılmamış. Evet. Yeter bu kadar. Tek usulleri sözlük. Bir gün manşet. Yoksullar ordusu büyürken halkın parasını iç etmişler diyor. Örnekleri vermiş. Altı tane. Ne altılı, ne altmış, ne altı yüz Milyonluk restoran dernekleri için yapılmış. Kayımlar hiçbir kuralı tanımamış. Belediye hesabında bilmem ne kadar fark. İlim Yayma Vakfı'na 6 milyon TL'lik yurt. Hangi birini söyleyeyim yani söyleyebilirsiniz. Vur patlasın çal oynasın. Müfettiş raporuna göre o oh, halka gidiyor denilen paralar kayyımın manevi kızının düğününde. Evet. Demiş ki arkadaş kuş dili konuştururum, Kütçe konuşturmam. Kızına düğün yapmış kayyım. Belediye imkanlarıyla. Yani. Mardin. Ahmet Türk'ten gasp ettikleri belediye. Ahmet Türk'ten o naif insandan gasp ettikleri belediye Mardin. Belediye imkanlarıyla kızına düğün yapmış kayyım. Saltanat kurdular oh olsun dediler. 15 yıl hapse mahkum edilen HDP'li Selçuk Mızrak'la Evrensel'e konuşmuş. Belediyelerin paralarını yandaşlarımıza aktarıyoruz. Sevincidir o demiş. Oh oh Süleyman Soylu'nun çıkışını. Muhalif derneklere kayyım istiklalin manşeti milletin sesine zincir vurulamaz diyor. AKP milletvekilleri tarafından meclise sunulan kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi hakkında kanun teklifinde derneklerin faaliyetlerinin durdurulması ve kayyım atanmasının önü açılıyor. Komisyondan geçen teklifin bu hafta genel kurula gelmesi bekleniyor. STK'lar çok büyük tepki gösteriyor demiş vesaire. Kayyım düzeninde sıra STK'larda mı diye soruyor. Aynı konuda Yenasya gazetesi. Orada arada meclis edebiyat yaptığı haberi hürriyetten gelsin. Ne yapacak yani? Meclis diye bir şey yok ki. Meclis diye bir şey yok yani. Gözler işçinin cebinde demiş Milli Gazete. Giderleri gelirin iki katına çıkan işsizlik fonu alarm veriyor. Fona kesilen primlerin iki katına çıkarılması gündemde. Cumhurbaşkanına mal varlığını dondurma yetkisi verilecek. İçişleri Bakanlığı dernekler üzerinden denetim görevden alma yetkisi verilecek. İnternet üzerinden izinsiz yapılan yardım kampanyaları engellenecek. Bunların sıralandığı Yol TV haberinin üzerine Kerim Has Rusya uzmanı notunu düşmüş. Putin'in böyle bir yetkisi yok. İngiltere'de Hewitt mağazasında 10 yıl içinde 16 milyon küsür sterlin harcayan Azerbaycan vatandaşı Haciyeva Paranın kaynağını açıklayamazsa Londra'daki 22 milyon sterlin, sterlinlik mal varlığını kaybedecek. Öyle malları Londra'ya başka bir yere kaçırınca da nereden buldun diye soruyorlar. Ee, Batı ülkelerinde böyle kolay yeme şansı yok. AKP'lilerin kulağına küpe. Brüksel eski basın müşaviri havuz medyasına dış politika uzmanı olarak çıkarılan ve fetösüz cümle kuramayan Veysel Filiz 100 kilo eroinle yakalanıp tutuklanmış. Eğer biri konuşurken... Sürekli FETÖ, ezan, bayrak vesaire diyorsa kesin altına pislemiştir diyor Yüksel Kaya. 100 kişilik geçici işe 7.053 başvuru bir Türkiye fotoğrafı gazete pencereden Muş'ta düzenlenen operasyonda yakalandığı belirtilen uyuşturucu maddelerle oh yazılmış efendim bu oh oh da işte ülkenin geldiği hal pişkinliğin sonu yok yani bunun için böyle bir başlıkla gidiyoruz yani. Nihal Olçok, FETÖ şu anda zirveyi yaşıyor. Evet. Gerçekten çıplak aramada, işkencede, kötü muamelede, mala mülke çökmede o anlamda zirve yani. Değil mi ya? Surete haktan görünenlere de dikkat edeceksiniz. Abdurrahim Karslı bir, Nihal Olçok iki. Bir yalan daha bakan pak Pakdemirli kendi kendine yeten bir ülkeyiz. Bu büyük Türk yalanlarından biridir. Bize ilkokul sıralarında böyle okutuldu. Ne yani ya şimdi buğday ekiyoruz pamuk ekiyoruz tamam yani üstümüzü başımızı giyiniriz ekmeğimizi de yedik mi? Mesela kendi kendine yetmek böyle bir şey değildir. Hani birkaç asır evvel bu olabilirdi tarım toplumları falan filan işte kendi hayvanını üretiyor kendi tahılını üretiyor filan neyse. Kendi sanayisi endüstrisi var çapınca kararınca falan kendi insanlarını yetiştiriyor falan. Ama bugün artık bu global dünyada, bu küresel çağda böyle bir şey yok. Her her ülke, her ülkeye farklı alanlarda muhtaç arkadaş yani. Bu yalandan vazgeç. Bir kere yani söylediğin her anlamda yalan. Her şeyi ithal ediyorsun ya. Yani mercimekten e, sebze meyveye, e, işte efendim bütün sanayi ürünlerine e, akla gelebilecek her şey. İşte o koyunların içinde poz vermiş et ürün yani hayvan ithal ediyorsun, ithal ediyorsun, et ithal ediyorsun, et ürünü ithal ediyorsun. Her şey ama yani. Sadece teknoloji veya silah falan şu bu değil yani. Mehmet Altan demiş ki bugün 21 Aralık aynı zamanda yılın en uzun gecesi, karanlığın bitmesine az kaldı. Umuyoruz ve diliyoruz ki karanlık bitsin ve 2021 2020'yi aratmasın. 2021 2020'yi aratmasın. 40 dakika Olmuş bugünkü manşet haftanın ilk günkü manşeti biraz uzun oldu belki de hafta sonu gündeminin falan veya benim aldığım notların biraz kabarık olmasının da getirdiği şeyle mazur görürsünüz değil mi? Normalde 30 dakika civarı bitirmeye çalışıyorum veya belki 25 dakika civarı böyle bir 10-15 dakika sarkmayı mazur görüyorsanız bence de sorun yok zaten söylemek istediğimiz şeylerin çoğunu 15-20 dakika içinde söylüyoruz bir değişim böyle bir tarafı var. 21 Aralık manşetini kapatıyoruz. En kısa gün en uzun gece. Ve artık yarından itibaren günler uzuyor. Tek iyi haber bu. Daha iyi haberlerde buluşmak umuduyla hoşçakalın efendim.